oturduğumuz merkezin şu anda bulunduğumuz yerin çevresi bütün böyle eski tulumlarla çevriliymiş arkadaşlar. Şu anda tabi tulumların fazla özelliği yok. Yine karşımızda sağlı sollu Türk dükkanlarının olduğu yerler var. Az ileride hemen tam karşısında, buranın karşısında güzel restoranlar da var. Bazen aynı yerde balık pazarı gibi yerler kuruluyor arkadaşlar. Burada yukarıdan gelenler, Hamburg tarafından çok güzel balık ürünleri satıyorlar. Hani hemen elinize alıp ekmek için yiyebileceğiniz. Yani burada krep yapıyor. Bunlar biraz geç kalmış. Ama hala aktüel. Yani çocuklar için en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Hala dönme dolabı kaldırmamışlar. Bunlar yaklaşık bir aydan beri burada. Daha fazla şu anda. Şekerlemeciler hala duruyor. Bakın pomes yapıyorlar. Biraz hava yağışlı. Ama soğuk değil. Artık dükkanların olduğu bölüme doğru gidiyoruz. Bakın biraz suyu tabi kesmişler kış olduğu için. Böyle bir su yeri var burada. Yine burada da bir anım var arkadaşlar. Daha zaten çocuklarım küçüktü. Buraya geziyorduk. Küçük kızımın telefonu arka cebine doğru koymuş. Burası komple su dolu. Yoruldular. Burada oturalım dediler. Biz de oturduk biraz. Az ileri doğru böyle yürümeye başladık. Benim küçük kızım ağlamaya başladı. Dedi ki telefonum yok. O zaman düşürmüştü bir yerde ama nerede düşürdün? Aklıma burası geldi. Dedim oturduğunuz yerde düşürmüşsünüzdür. Geldik arkadaşlar suyun içinde. Telefonu hala duruyor. Yani ama telefonu suyu almış tabii ki. Miladını doldurmuş. Hemen bunun yanında arkadaşlar karşımızda görüyoruz. World isimli. Bu buraya mahsus kalan. Çok büyük bir mağaza. Ama burada çok güzel ürünler var. Bütün marka ürünleri bulabileceğiniz bir yer. Hemen yanında kafesi var bak gördüğünüz gibi. Ama ben bu arada sezonumu ve çocukları kaybettim. Nereye gittiklerinde şu anda haberim yok. Telefonlaşıyoruz ya. Bakın hep bunlar markalı ürünler arkadaşlar burada. Siyah. Herkesin bildiği bir ürün. Türkiye'de var. Ama benimkiler nereye gitti? Onları aramak zorundayım şu anda. Kapatıyorum. Bir arayayım. Neredeler? Bu arada bizim çocukları buldum arkadaşlar. Telefonda. Karşıdaki mağazanın, görmüş olduğunuz kafenin oraya gitmişler. Biraz soğuk gibi onlar için. Kahve içelim diye oraya doğru gidiyorum. La bununla ilgili herhangi bir şeyim yok arkadaş, fikrim yok. Yazı da yok okuyabilsem. En azından bilgi aktarsam. Yapmışlar bir şeyler. Bu arada ucuzluklar başlamış dedim ya. Bakın arkadaşlar. Calvin Klein'in ürünü.
199 liradan indirmişler. 249 liraymış normalde fiyatı. Bakın bunu da 219 liraya indirmişler. Bunlar da Tommy Hilfiger. Arkadaşlar bakın. 259 liraya inmiş. 329 liradan. Ucuz değil. Ucuzlamış haliyle ucuz değil. Bakın 219 liraymış. Ama güzel. Evet, yine markalı çantalarımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın kaça inmiş. 174 liraymış arkadaşlar. Oh. Diğer ucuz diyenler varsa. Güzel. 209 liraymış kırmızı. Ne diyorsun Sezon? Evet, yanında Türk kahvesi aldık. Çiba'da gördük. Dankeschön. Arkadaşlar burası Çiba. Çok güzel ürünler var. Tavsiye ederim. Evet, yemeğimizi aldık arkadaşlar. Nordsee'ye geldik. Biliyorsunuz bu kuzeyin en güzel şeyi. Bütün balıklar burada. Burası Almanya'da da Starbucks bu şekilde. Burası da kalabalık. Fazla bir şey gözükmüyor ama. Böyle. Yanınıza taşıma için. Bakın. 109 indirilmiş arkadaşlar. Şehir merkezinde böyle iki tane sokak var arkadaşlar. Bu sokakta da bayağı güzel dükkanlar var. Ha, benim en sevdiğim langos. Bunu bilenler bilir. Macarların meşhur. Bunu aynı göründüğü gibi samsaklı var, soğanlı var, peynirli var. Bakın arkadaşlar, elde kalan lep kokumlara bunlar wine aklımla ilgili %50 indirim yapıyorlarmış. Bakın. Bunun yanında Rolex sevenler için bakın en küçüğü 12.650 euro 14.000 euro 17.000 euro bakın 42.000 euro 19.000 euro olan saatler de var. Bakın yine pahalı saatler de var. Almanların mağazalarında hepsinin üzerinde bu şekilde fiyatı var arkadaşlar. Bunlar daha önce belirlenmiş. Gidiyorsunuz, uygununu alıyorsunuz, fiyatını ödüyorsunuz, olay bitti. Kaç gram konusu yok. Bunlar biraz daha ucuz saatler. Ama yine içinde var. Ha şu gördük yanında pırlantalı bakın. 25.500 euro. 21.000, 21.000. Sade olanları var. Onlar biraz daha ucuz. 1400 euro. Marka Oris'miş arkadaşlar. 2350 euro saatleri de var. Şu anda buradan su akmıyor ama yazın arkadaşlar buradan su akıyor. Çok güzel oluyor. Küçük küçük dükkanlar var. Libeskind markası. Çantacı. Hemen yanında Süs Varım Fabrik diye. Bakın. Aa, burada da varmış arkadaşlar takışlar. 4.99 fiyatını gördüm. Böyle gözüküyor. Benetton markası. Aa, iyice gördü. Ha, köpekmiş o. Ne güzel yapmışlar. Evet, bir Amerikan ürünleri satan yere girdik arkadaşlar. Bunlar hepsi burası. Amerika'dan geliyormuş bunlar.
normal Alman marketinde bulunan bir ürün değil. Onun için hep istiyorlar. Arkadaşlar burası bir kitapçı dükkanı. İnanın bana normal kıyafet yerlerinden daha fazla insan var içeride. Demek ki kültür böyle oluyormuş. Hala Almanya yılbaşının etkisinde arkadaşlar. Ağaçta hala ışıl ışıl. Tabii şu köpeğin güzelliğine bak. Vallahi. Maalesef benim yerim yok arkadaşlar. Ben seviyorum da. Evet. İspanyollar böyle kendi markasını dünyaya tanıttı arkadaşlar. Bu Zara. O kadar kalabalık oluyor ki içerisi. Gençler hakikaten çok seviyor. Ben yine çocukları kaybettim. Herkes kendi dalında sallanıyor. Bunlar da gülü yuvancılar arkadaşlar. Bundan sonra da yapılan şeyler. Bakın herkes dikeliyor. Çekmiyor ama gülü yuvayını içiyor. 6 ay vermiş arkadaşlar. 0,2 litresi. Bu Almanların çok meşhur. Wurst'u. Nürnberg'e. Yine cevap üzerinde bir tane dükkan arkadaşlar. Ansos diye. Erkek kıyafet üzerine çok güzel ürünler var. Markalı ürünler var içeride. Bazen takılıyor. Almanya hala bir şekilde arkadaşlar. Bakın akşam saatleri. Hava kararmaya da başladı. Sadece buralarda akşam 8'e kadar. Bazı yerler 7'de kapatıyor arkadaşlar. Karşımızda Karstadt var. O da büyük bir mağaza. Tek başına bir alışveriş merkezi diyelim. Orası da marka ürünler satıyor. Ama son günlerde durumu iyi değil. Galiba iflas etme durumunda. Birkaç yıldır böyle gidiyor. Ayakkabılar var arkadaşlar burada. Bakalım. Bakın 109 euro. 159 euro. 159 euro. 129 euro arkadaşlar. Karşıda gördüğünüz. Tam benim sevdiğim ayakkabı türü. Altı kösele. Hala var. Arkadaşlar soralım ama bunlar Türk arkadaşların yeri. Sokağın alışveriş yerinin içerisinde gördüğünüz gibi her şey var. Fiyatlar 100 gramı 3.99, 2.99. Öyle gidiyor. Kurtulmuş meyveler. Hemen karşımızda büyük bir tane kilise var arkadaşlar. Ben her dine saygılı bir insanım. Açık olsa içerisine girer yine bakarım. Benim için hiçbir sorun yok arkadaşlar. İnsanları ayırmıyor ise dininden, ırkından dolayı. Bunlar sanırım Türk arkadaşlar. Böyle meyve standları kuruyor. Satıyorlar da. Gerçekten. Yani burada bulunan şeyler insanlar yolda alıp gidiyorlar. Bak bu tarafı daha büyük. Aa, küçük kızımız bizi gördü ya. 도 heute war wenig los. Heute ist wenig los da hier. Ja. Aber es hat regnet. Aber sie haben schöne Waren. Danke schön.
arkadaşlar, son zamanlarda bunlar ne kadar kıymetli oldu. Öğrendiler artık bunlardan. Bakın 0.4 litresi 5.50'ymiş arkadaşlar. Sıkma nar. Bakın burada güneş saati var arkadaşlar. Yukarıdan çıkıyorum. Bakın. Hem takviye hem güneş saati. Orası güzel yapmış. Aşağı doğru gittiğimizde direkt Vanek Park'ın kurulduğu yere iniyorlar. Evet, bunlar da Breitling marka saatlerimiz. 4700, 4400, 7900 en sevdiğim saatlerden bir tanesi. Maalesef daha henüz alamadım ama inşallah. Burada böyle yol kenarı demeyeyim de yayaların gittiği yerlerde çiçekçiler var. Bunlar akşam toplayıp gidiyorlar veya kapatıp gidiyorlar. Böyle. Bakın arkadaşlar. Bilmiyorum, ördek seslerini duyuyor musunuz? Yatıyorlar. Yani Nürnberg'in içerisi şehir merkezi, daha doğrusu gezilip gözülmeye, görülmeye değer. Artık bu meydanlıktan sonra buranın meşhur Christkindlmarkt dedikleri olay buralarda başlıyor arkadaşlar. Otobüsü bekliyor, yolcu alacak. Bazı dükkanlar kapanmaya başladı. Bakın, boşaltmaya başlamışlar. Christkindlmarkt'ın eşyaları bazı hala duruyor. Güzel yemek yiyecek yerler de var arkadaşlar. Steakhouse var hemen yanımızda. Burada yine büyük bir kilise var. Arkadaşlar, bu şehir 2. Dünya Savaşı'nda belki Berlin'den sonra en büyük hasar gören şehir. Nedenlerini bilenler vardır. Bu şehir 2. Dünya Savaşı'ndaki çıkaran şahıs zamanında burada oldukça da taraftarı varmış. O yüzden hep 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılmakta. Tekrar eski haline getirelim. Daha doğrusu o olur. Bir de burası bu Lebkuchen'ıyla arkadaşlar çok ünlü. Dünyaya bu markayı satıyorlar arkadaşlar. Bakın, karşımızda bir tane Lebkuchen'ci var. Böyle küçük şekerlemeciler de var yanlarında. İnsanlar buraya oturup kahvelerini de içebilirler. Bakın, dışarıda oturmuşlar. Soğuk olan dinlemiyorlar. Bir de şehrin çoğu yerinde böyle elektrikli bisikletler var arkadaşlar. Bunları alıp binip tekrar başka bir yere koyabiliyorsunuz.
Burası da bir çaycı dükkanı arkadaşlar. Çay ürünleri satıyor. Tabii ki bu bizim bildiğimiz çaylardan değil. Bunlar özel hazırlanmış şeyler. Böyle paketlerde 50 gram, 100 gram kendiniz arttırabiliyorsunuz. Hemen yan başımızda Starbucks. Yazın arkadaşlar buralar çok güzel oluyor. Yani böyle güzel gezmeye gelmek isteyenler için hakikaten bu zamanlar çok güzel. Her köşe başında kafe, restoran. Biraz ortada sakinleşmeye başladı. Gördüğünüz gibi. Fisli markasının ürünler arkadaşlar. Bunlar da. Bakın. Almanların en meşhur ayakkabıcısı Lloyd firması arkadaşlar. Bunlar ürünleri hakikaten çok güzel ucuzlamış da. €129'a düşmüş. Bayanlar şimdi €70, €90, €79. Bakın çizmeye €149 düşmüş. €249 fiyatı. Evet, bunlar da katıya. Saatlerimiz 8.300 euro. Arkadakiler 15.000 euro. 24.000 euro. Biraz da Montblanc var arkadaşlar. Montblanc 2000. 3.000 euro civarında fiyatları. Yine Rolex gördük arkadaşlar. Bu sefer biraz daha tuzlu. Bakın hemen şu arkadan gözüken yeşilli olan 102 bin euroymuş arkadaşlar. Tabii bunun yine ucuzlar da var. Bunlar da Chanel'in. Bakın 10 bin euro, 6800, 14000, 2500, 5000. €5.350. Evet, Armani'nin parfümleri. Hepsinin bak farklı farklı çiçeklerden yapılmış. Hepsi bunlar test arkadaşlar. Hakikaten fiyatları da bakmak gerekir. Evet. Berlin. Hoş geldiniz. Fiyatlarını söylemiyorum arkadaşlar mahsus. İnanın bana ucuz bir şey değil. Kesajı. Bakın. 64 euro, 113 euro, 114 euro. Öyle değişiyor arkadaşlar fiyatları. Bunların fiyatları üzerinde sınırı var. Bakın. Evet, Yves Saint Laurent. Bakın. 50 mililitresi €109. 100 mililitre €149. Bilek okumuyor. Bu daha meşhur. 50 mililitresi €119. Böyle arkadaşlar fiyatlar. Burada bayanlar için. Bakın 100 mililitre €349. 50 mililitre €109 bunlar. Kızım bunu beğenmiş. €109 arkadaşlar. Almalı tabii ki. Evet sevgili dostlar. Bizden şimdilik Nürnberg bu kadar. Akşam saatleri olduktan sonra kapanacak biraz sonra. İlçemize doğru yola çıkacağız. İleriki zamanlarda tekrar gündüz çekmeye çalışacağız. Şimdilik hoşça kalın. Herkese iyi akşamlar.
Bay bay.